Aslında kazancıları da sunabilirdik. Ekim ayı gibi inşaatına başlamayı düşünüyoruz. İnşallah bir sonraki toplantıda kazancılar projesinde de burada yansıtalım. Kazancılar projesi de hakikaten çok şık oldu. Biz ihaleye çıktık ancak ihale de tek firma olunca biz ihaleyi iptal ettik. Almancı sezonla gurbetçi sezonu diyeyim şimdi başladığı için inşaata şimdi girmemiz uygun olmadığı için oda başkanımız Adnan Bey, Sarıflar Odamız, Ticaret Odası Başkanımız görüştüğümüzde yazın sonuna doğru başlasın dendi. Bu önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak. İnşallah olumlu sonuçlanırsa da Ekim ayı gibi kazancıların projesine başlanacak. Orası güzel bir hale gelecek. Sadece o değil, inşallah yine daha önce basın mensuplarıyla ziyaret etmiştik. Şimdi bayağı bir ilerleme kat ettik. Gönhan'ı, Kapalı Çarşı'nın hemen devamında 500 yıl sonra tekrar ayağa kalkıyor. Gönhan'ında da oldukça güzel bir ilerleme var. Sadece 3 tane dükkanımız kaldı. Onları da bu Almancı sezonu bitiminde dükkan sahiplerini, esnafı rahatsız etmemek için Ağustos'un sonunda boşalttırıp içerideki o uzantılarda yıktığımızda rölevesini hızlı bir şekilde yazın sonunda bitireceğiz. Anıtlar Kurulu'ndan, Kültür Bakanlığı'ndan rölevesini ve restorasyon projesini onaylattıktan sonra önümüzdeki yazda oranın projesini başlayacağız ve güzel bir hale getireceğiz. Dolayısıyla Kapalı Çarşı'nın sağında ve ön tarafında olan iki büyük projeyi Kazancılar ve Gönhan'la hayata geçirmiş oluyoruz. Bir diğeri Vakıflar Genel Müdürlüğümüzle ve Bölge Müdürlüğümüzle yaptığımız çalışma sonucunda Vezirhan'ını kiralıyoruz inşallah. Son aşamaya geldik. Bir protokolü kaldı. Meclisten de yetkisini aldık. Vezirhan'ın da sosyal kültürel alanlarda etkinlik merkezi yapacağız. Hem gençlere hem kadınlara hem yaşlarımıza göre farklı farklı sanat atölyelerinin olduğu bir proje. Ona ayağa kaldırırsak özellikle bir tek Kapalı Çarşı kalıyor. Kapalı Çarşı ile ilgili de proje büyük. Projenin sadece 16 tane dükkan vakıflarda, gerisi tamamen şahıslarda ve kirada bulunmaz bir değer aslında. Kapalı Çarşı ile ilgili de esnafımız orada bazı maalesef dükkanı genişletmek için tahribat vermiş, kolonları kaldırmış, çeşitli sıkıntılı imarla ilgili durumlar var. Burada da 600'ün üzerinde esnaf bulunduğu için bizdenbire Kapalı Çarşı'yı kapatıp restorasyona girmek mümkün değil. Ancak planlı projesini arkadaşlarımız da inşallah çalışarak sokak sokak, yani bir sokağa başlarız ki bu en iyisi Urgancılar Çarşısı'nın olduğu, o Gönhan'ın açıldığı sokak. Oradan başlayarak yıllar içerisinde, yıllara sari olarak Kapalı Çarşı'nın da bir miktarının mülkiyet sahiplerinden, bir miktarının belediye ve kültür bakanlığından alınarak Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi işbirliğinde yapılması kesinlikle elzem, gerekli diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu tamamlayıcı unsurlar öncelikle yapılacak, ondan sonra da diğerlerine gireceğiz.